Teşekkürler Sayın Başkan. Adıyaman Üniversitesi Rektörü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur diye bir açıklama yaptı. Çocuk istismarına karşı durmayanlar, 13-14 yaşındaki kız çocuklarının evlenmesine ses çıkarmayanlar, kadınların erkekler tarafından katledilmesini önleyemeyenler bugün çıkmış kadınları ötekileştiren açıklamaların altına imza atıyor. Bu hat bilmez, utanç verici açıklamayı yapanların kimlerden cesaret aldığı ortada. Buna cesaret veren, toplumu ayrıştıran, kadınların kazanılmış haklarına darbe vuran, çocuk istismarının önünü açacak düzenlemeyi meclise getiren zihniyettir. Haftalardır yapılan itirazlara rağmen müftülük yasasında direten iktidara buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu konuda karar verildi diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Kadınları yok sayan, medeni kanunu, anayasayı ayaklar altına alan bu dayatmanıza sonuna kadar karşı duracağız. Bundan bir ay önce tepeden inme bir kararla TEOG'un kaldırılmasına rağmen bugün olmuş biz hala 1 milyonu aşkın öğrencinin liselere nasıl yerleşeceğini bilmiyoruz. Milyonlarca gencin geleceği son dakika alınan karar ile heba edilirken 15 yıllık AKP iktidarı yine üniversitelere, sivil topluma, muhalefete kulak vermeden kendi bildiğini okuyor. Yaptım oldu zihniyetinin faturası ise ülkenin çocuklarına, gençlerine ödetiliyor. 2005'te LGS gitti, yerine OKS geldi. Kendi icraatını beğenmeyen AKP 2007'de bu sefer OKS yerine 3 aşamalı SBS'yi getirdi. O da yetmedi, SBS içinde defalarca değişikliğe gidildi. 2014'te SBS oldu sana TEOG. Dönemin AKP'li bakanlarının yere göğe sığdıramadığı TEOG'a biçilen ömür 3 yıl oldu. Şimdi